Brezilya'nın pek tanıtılmayan yüzü, favelalar. Geçmişten günümüze yetiştirdiği dünyaca ünlü futbol yıldızlarıyla adeta bir futbolcu fabrikası olan Brezilya'nın öteki yüzü. Gecekondu mahallesi olan favelalarda dünyanın kalanına göre çok daha farklı bir yaşam sürülüyor. Kimi zaman polislerin dahi girmekte zorlandığı mahallelerde yaşayan insanların büyük çoğunluğu doğrudan ya da dolaylı olarak suça bulaşmış durumda. Yaklaşık 50 bin kişilik nüfusu ile Rio şehrinin ilk favelalarından biri olan Tanrıkent'te yaşayan gruplar arasında silahlı çatışmaların sıkça yaşandığı yerlerde. Brezilya'nın dünyaya tanıttığı şaşalı yüzü, eğlence hayatı, karnavallar ve tatil görüntüsünün arkasında inanılmaz fakir yaşamlar var. Bu fakir mahallelerde insanlar açlıkla mücadele veriyor ve iş bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyorlar. Favelalarda kadın olmak elbette çok zor. Kadınların büyük çoğunluğu tecavüze uğruyor ve çok erken yaşta anne oluyorlar. Bu mahalleler dünyada uyuşturucu madde ticaretinin en yoğun olduğu yerlerden. Sürekli bir operasyon durumu var ve bu artık halka normal geliyor. İyi yanları var mı diye sorarsınız, cevap çok göreceli. Gençler bu aksiyon dolu yaşamın tutkunu olmuş ama tabii ki mahalle dışından çok haberdar değiller ki zaten bu mahallelerde eğitimin kalitesi de oldukça düşük. Operasyon ve silahlar eşliğinde yaşanıyor çocukluk. Favelalarda kaçırılan çocuk ve kız sayısı oldukça yüksek. Buna paralel olarak da fuhuş oranı oldukça yüksek. Brezilya hükümeti bu mahalleleri değiştirmek için çaba gösterse de bu yetersiz kalıyor. Bu insanlardan ve onların yaşam tarzlarından para kazananların olması da durumu epey zorlaştırıyor.